Sevgili gençler, Edebika'dan hepinize selamlar. Ben lise çocuğa. Soru çözümlerimiz devam ediyor arkadaşlar. İkinci ünitedeydik. İkinci ünitenin dördüncü testine başlayacağız. İlk üç testi yayınladık arkadaşlar. Dördüncü teste şiir türleriyle haşır neşir olacağız. Şiir türleriyle alakalı soruları çözeceğiz. Ondan sonra 5, 6 ve 7. testlerimize de söz sanatlarıyla, pardon, 5 ve 6. testimizde söz sanatlarıyla da devam edeceğiz sevgili gençler. Hazırsanız başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar, dördüncü testimizdeyiz. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Halk edebiyatı geleneğinde taşlama, divan geleneğinde, divan edebiyatı geleneğinde hicvi olarak adlandırılan şiir türü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir diyor. Arkadaşlar, halk edebiyatındaki taşlama, divan edebiyatındaki hicviyette de temel mantık nedir? Eleştiridir. Toplumsal bir aksaklığı, bir bozukluğu veya bir kişiyi eleştirmektir sevgili arkadaşlar. Yani eleştiri şiiri bulmamız lazım. Biliyorsunuz lirik şiirler duygularla, duyguyla ilgili şiirlerdir. Pastoral şiirler doğayla ilgili şiirler. Epik şiirler genellikle kahramanlıkların anlatıldığı şiirler. Didaktik şiirler ise öğretici şiirlerdir arkadaşlar. Satirik şiirler ise eleştiri şiirleridir. Batı kaynaklı olarak eleştiri şiirleridir arkadaşlar. İkinci sorumuz. Türk edebiyatında kaleme alınmış aşağıdaki şiirler türleri yönüyle eşleştirildiklerinde hangisi dışarıda kalır? Aslına bakarsanız biraz ağır bir soru arkadaşlar. Yani burada 5 tane şiirin türlerini iyi biliyor olmanız lazım. Şimdi Adana ile başlayalım. Sihami Kaza arkadaşlar Nefi'nin yazdığı bir eserdir ve hicviye türündedir. Yani şöyle yaparsak eleştiri diyelim, hicviye diyelim, satirik şiir diyelim, fark etmez. Anlatamıyorum. Orhan Veli Kanık'ın bir şiiridir arkadaşlar ve lirik şiirdir. Orhan Veliler her ne kadar lirik şiire karşı olsalar da garip akımıyla birlikte arkadaşlar Orhan Veli'nin yazdığı Anlatamıyorum ve İstanbul'u dinliyorum edebiyatımızın en iyi lirik şiirleri arasındadır. Akarsu sevgili arkadaşlar Faruk Nafiz Çamlıbel'in yazdığı bir pastoral şiir örneğidir. Pastoral şiir örneğidir. Telli sazdır bunun adı. İşte ne ayet dinler ne kadı duymuşsunuzdur arkadaşlar. Aşık Dertli'nin halk edebiyatı içerisinde Aşık Dertli'nin yazdığı bir şiir türü yine eleştiridir arkadaşlar. Bakın Sihami Kaza divan edebiyatında hicvi olarak adlandırılıyor. Telli sazdır bunun adı. Halk edebiyatında taşlama olarak adlandırılıyor. Sonuçta baktığınızda türleri yönüyle aslında aynılardır arkadaşlar. Adana ve Diyarbakır'ı eşleştirdik. Şimdi elimizde su kasidesi kaldı. Biliyorsunuz 16. yüzyılda arkadaşlar su kasidesini kim kaleme aldı? Fuzuli kaleme aldı arkadaşlar. Hazreti Muhammed'e olan sevgiyi dile getirir. Yani lirik bir şiirdir aslında. Yani Edirne ile de Bursa'yı eşleştirdiğimizde geride cevap olarak elimizde akarsu kalıyor. Cevap Ceyhan. Peki devam ediyoruz. Üçüncü soru arkadaşlar. Şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım okuyacağız arkadaşlar şiiri. Durmayın orada karga kucakta, dolansın yiğitler köşe bucakta. Bir savaş edelim kelle kucakta, şehitler aşkına çalın kılıcı. Şimdi arkadaşlar bakın şehitler, kılıç, savaş vesaire vesaire. Bu olsa olsa bir epik şiir örneği olabilir değil mi? Yani kahramanlık konulu şiirlerdir bunlar. Kahramanlık konulu şiirlerdir arkadaşlar. Hani halk edebiyatında da illa konuşacaksak koçaklama diyebiliriz. Değil mi? Peki. Konusu kahramanlık olan bir şiirdir. Doğrudur arkadaşlar. Benzetme sanatından yararlanılmıştır diyor. Bakalım. Koç yiğitler menemeni dev gibi. Gördüğünüz gibi dev gibi benzetme sanatı. Şiir konusu yönüyle Karaca olan aittir. Buraya bir soru işareti koyup devam edelim. Sessel yinelemelerden yararlanmıştır. Bakın dev gibi, dağ gibi, gibey gibi, gibi 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 değil mi? Sessel yinelemeler var. Doğadan insana aktarma söz konusu. Buradaki menemeni arkadaşlar kim meleyecek? Yiğitler meleyecek. Meleme doğaya ait bir şey ama yiğide aktarmışsınız burada. Bir insana aktarmışsınız. O zaman bu da doğrudur. Peki hocam neden yani bu şiir Karacaoğlan'a ait değil? Arkadaşlar Karacaoğlan Türk Edebiyatı'nın en lirik şairlerinden bir tanesidir. Yani Karacaoğlan aslında lirizmle ön plana çıkan, aşk konulu şiirleriyle ön plana çıkan bir şairimizdir. Mesela bu şiir kime ait olabilir arkadaşlar? Hani işlediği konu yönüyle kime ait olabilir?
Dadaloğlu'na ait olabilir, Köroğlu'na ait olabilir. Yani böyle biraz daha epik şiirler yazan, kahramanlık konulu şiirler yazan şairlere aittir. Onun için C şıkkı yanlış olacaktır burada. Dördüncü soru. Hangisi Türk Edebiyatı'nın ilk didaktik şiir örneğidir? Didaktik şiirler neydi arkadaşlar? Öğretici şiirler. Değil mi? Öğretici şiirler. Divan Edebiyatı'nda bunların karşılığı arkadaşlar pent, name olacak. Değil mi? Halk Edebiyatı'nda da ne diyebilirsiniz? Belki nutukları söyleyebilirsiniz arkadaşlar burada öğretici şiir olarak. Şimdi bakıyoruz şıklara. 5 tane eserimiz var. Bu 5 eser de geçiş döneminin eseri arkadaşlar. Kutat Kubilik Divan-ı Lugat-ı Türk 11. yüzyılda yazıldı. Atabetül Akayık Divan-ı Hikmet 11. yüzyılda, 12. yüzyılda yazıldı. Dede Korkut hikayelerinin oluşumu 11 ve 12. yüzyıla denk gelir. Fakat yazıya geçirilmesi 15. yüzyılda olmuştur arkadaşlar. Bakıyorum ilk didaktik şiir örneği. Divan-ı Lugat-ı Türk biliyorsunuz arkadaşlar sözlüktü. Gerçi sözlük demek biraz Divan-ı Lugat-ı Türk'e haksızlık olur ama ansiklopedik bir eserdi diyelim. Divan-ı Hikmet Ahmet Yesevi'nin Atabetül Akayık var. Arkadaşlar bu eserler içerisinde ilk didaktik şiir örneği özelliği gösteren ve Türk Edebiyatı'nda da ilk didaktik şiir özelliği gösteren eser Kutat Kubilik'tir. Yusuf Has Hacı Bin yazdı. Yusuf Has Hacı Bin yazdı arkadaşlar bu eser. İlk bizim didaktik şiir örneğimizdir. Nedir? Kime sunuyor eser arkadaşlar Yusuf Has Hacı yazdıktan sonra? Dönemin hükümdarı Tapkaç Buğra Han'a sunuyor. Orada işte ait olduğu, künte olduğu gibi hatırlayın sembol karakterler vardı arkadaşlar. Zaten alegorik bir eser, sembollerle örülü bir eser. Ve eserin tamamında da temsili istare vardır aynı zamanda. Bu karakterler, bu kişiler üzerinden, bu semboller üzerinden dönemin hükümdarına ülkeyi nasıl yöneteceğini söylüyor Yusuf Has Hacip arkadaşlar. Bu yönüyle de Türk Edebiyatı'nın ilk didaktik şiir örneği olarak kabul edeceğiz Kutat Kubilik'i. Pekala, devam ediyoruz. Beşinci sorumuz arkadaşlar. Parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Bakın sevgili gençler, bu tarz sorularda özellikle edebiyatta şöyle bir şey yapılıyor. Cümlenin yarısı doğru, yarısı yanlış şekilde tasarlanıyor. Yani örnek veriyorum, ikinci cümlede işte hangisinde bilgi yanlışı vardır diyor. İkinci cümlenin içerisinde yarıya kadar doğru, geriye kalan kısmı yanlış. Otomatikman da cevabınız, yanlış cevabınız bu olacak zaten. Buna dikkat edin. Yani bir cümlenin tamamı yanlış olmayabiliyor sorunun kurgusu nedeniyle. Kır yaşamını, doğa güzelliklerini ve çoban hayatını anlatan şiirlere pastoral şiir denir. Pastoral şiirler bir kişinin ağzından anlatılırsa idil. Evet arkadaşlar, pastoral şiirlerin bölümleri var. İdil, eglog diye türleri var daha doğrusu. Eğer bir kişi ağzından anlatıyorsanız bunun adı idildir. Eğer arkadaşlar çobanı konuşturuyorsanız, yani direkt şiirin içerisindeki karakteri konuşturuyorsanız da bunun adı egloptur. Yani buraya kadar bir problem yok. Üçe bakalım. Türk Edebiyatı'nın ilk pastoral şiiri Muallim Naci'nin yazdığı Sahra adlı şiirdir. Burada bir duralım mı arkadaşlar? Şimdi Türk Edebiyatı'nın ilk pastoral şiiri Sahra. Bunda bir problem yok. Doğru. Fakat yazar yanlış, şair yanlış. Muallim Naci değildi arkadaşlar. Kimdi? Türk Edebiyatı'nın ilk pastoral şiiri olan Sahra'nın yazarı, ikinci dönemin, Tanzimat ikinci dönemin şair-i azamı olarak bildiğimiz Abdülhak Hamit Tarhan arkadaşlar. Türk Edebiyatı'nın ilk pastoral şiirini Abdülhak Hamit Tarhan yazdı. Bakın soruya girerken söylediğim şey yaşandı yine. Şıkkın yarısı doğru, yarısı yanlış arkadaşlar. Özür dilerim. Cümlenin yarısı doğru, yarısı yanlış. O zaman ne olacak cevabımız? Ceyhan olacak arkadaşlar. Peki gelin diğer şıklara da bakalım. Amaç öğrenmek. Cumhuriyet döneminde Faruk Nafiz Çamlıbel'in Çoban Çeşmesi ve Akarsu adlı şiirleriyle Kemalettin Kamu'nun Bingöl Çobanları önemli pastoral şiir örnekleridir. Ki doğrudur arkadaşlar. Bunlar Cumhuriyet döneminin en önemli pastoral şiirleri. Faruk Nafiz'in yazdığı Çoban Çeşmesi Akarsu ve Kemalettin Kamu'nun kaleme aldığı Bingöl Çobanları Cumhuriyet döneminin en önemli pastoral şiirleridir. Pekala devam edelim. 6. Bazı özellikleri verilen şiir türü aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım şıklarımızda neler var? Mensur şiir, dramatik şiir, pastoral şiir, satirik ve lirik şiirler. Manzum tiyatro eserlerinde konuşmaların yerini tutan şiirlerdir. Çok güzel bir anahtar bu. Şiir şeklinde yazılan tiyatro eserlerinde konuşmaların yerini tutan şiirlerdir. Şimdi arkadaşlar bakın, otomatik olarak bu bilgiye vakıfsak
pastoral şiir, lirik şiir ve satirik şiiri direkt elemeniz lazım sizin. Tamam mı? Neden geriye kalan şıklardan birisini de elemiyoruz? Şimdi ikisine dair böyle yoğun bilgilerimiz olmayabilir mensum şiir ve dramatik şiirle ilgili. Bakacağız. Eski Yunan trajedileri ve komedileri bu türle yazılmıştır. Aslında bu da güzel bir tüyo veriyor. Türk edebiyatında Namık Kemal, Abdülhakamit Tarhan, Necip Fazıl Kısakürek bu türde şiirler yazmıştır. Arkadaşlar, bakın. Tiyatro içerisinde şiir kullanıyorsanız ve tiyatrodaki manzum şiir şeklinde yazılan tiyatrolarda konuşmaların yerine geçen bir şiir varsa bu dramatik şiirdir. Şöyle kalsın aklınızda, dramatize etmek, sahneye koymak, göstermek anlamında arkadaşlar. Dramatik şiir deyince tiyatro metinlerinin içerisindeki şiir aklınıza gelecek. Böyle bir kodlama yapın kafanızda. Mensur şiir burada değil. Belki ileride mensur şiirle ilgili bir soru çıkar karşımıza. Hangisinde manzumelerle ilgili bilgi yanlışı vardır? Manzumeler arkadaşlar bizim için önemli ürünler. Bakalım. Manzumeler nazım şeklinde yazılır. Doğru. Şiir şeklinde yazıyorsunuz. Arkadaşlar şöyle bir ayrım var. Yeri gelmişken bunu hemen bir oturtalım. Manzume ve şiir. Ortak noktaları çok. Yalnız şöyle bir farkları var. Arkadaşlar nazım şeklinde yazılmaları her ikisi için de ortak zaten. Tamam mı? Fakat manzumeler nazım şeklinde yazılıyor. Şiirler de nazım şeklinde yazılıyor ama her nazım şeklinde yazılan manzumeyi şiir olarak değerlendiremeyebiliriz. Böyle bir fark var aralarında. Tamam mı? Şimdi manzumeler genellikle bir olay anlatır. Doğru arkadaşlar, bir olay örgüsü vardır manzumelerde. Sözcükler gerçek anlamlarında kullanılarak dilin göndergesel işlevi ön plandadır. Doğrudur, manzumelerin en büyük özelliklerinden bir tanesi göndergesel işleve sahip olmaları arkadaşlar. Manzumeler anlatmaya bağlı metinlerdir. Şimdi bu şıkkı B şıkkı ile ilintileyerek konuşalım arkadaşlar. Bir olay varsa ortada, bir olay anlatılıyorsa bu anlatmaya bağlı metindir. İşte tiyatrolar göstermeye bağlı metindir veya şiirler coşku ve heyecanı dile getiren eserlerdir. Fakat manzumelerde olay ağırlıklı, olay anlatıldığından dolayı da biz bunu anlatmaya bağlı metinler içerisinde değerlendireceğiz. Fakat arkadaşlar manzumeler şiirden çok da kopuk türler değildir. Bunu unutmayın. Bu bilginin ışığında Edirne'ye baktığımızda ölçü, uyak, redif kullanımı şart değildir. Dikkat edin arkadaşlar. Manzumelerde ölçü, uyak ve redif kullanıyoruz. Yani ahenk unsurları kullanmak zorundasınız manzumelerde. Çünkü bunlar en nihayetinde hala şiirler. Olayı anlatıyor olabilir, bir olay örgüsü olabilir içerisinde. Fakat hala şiirler. Şiirden kopuk türler olarak düşünmeyeceksiniz. Cevabınız Edirne olacak. Buna dikkat edin. Bu bir yerde karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Bu tehlikeli bir bilgi aslında. Evet. Şöyle biraz büyütelim. Şiirin türü aşağıdakilerden hangisidir? Hicrane Emel. Duyduysanız zaten direkt cevabı yapıştırırsınız arkadaşlar. Fakat tabii ki herkes Hicrane Emel'in hangi eser içerisinde olduğunu veya bu eserin kime ait olduğunu, bu eserin de türünü bilmekle yükümlü değil. Hani en azından buradan çıkartamayabilirsiniz bunu. Okuyacağız, bakacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle bir dış yapıya bakalım. Bir diyalog halinde değil, bu bir tiyatro metninin bir parçası veya bir diyalog halinde değil. Dış yapıdan yola çıkarak hareket ediyorum. Bu özellikleri dikkate aldığımda da dramatik şiiri anında elerim. Daha hiçbir şey yok. Sade birkaç nazar, sade birkaç tebessüm fakat ruhum, fakat hayatım bütün senin. Bütün seninle meşgul, bütün seninle muhatap. Daha hiçbir şey yok. Hayalim bile benim değil. Hayaline bile hakkım yok. Fakat ruhum, bütün hicran, bütün hicran, malamal, bütün hicranla meshüf ve mütehassır. Arkadaşlar, güzel. Şimdi buraya bir manzum şiiri koysaydık kafalar biraz karışabilirdi ama burada herhangi bir eleştiri durumu olmadığı için satirik şiiri eliyoruz. Epik şiir, kahramanlık konulu da değil. Bunu da eliyoruz. Hocam bir duygu anlatılıyor, lirik şiir olamaz mı? Pek tabii olabilir. Ama bir dış yapıya bir bakın arkadaşlar. Önümüzdeki metnin formuna bir bakın. Bu böyle dörtlükler halinde işte 11'li hece ölçüsüyle ya da aruzun herhangi bir kalıbıyla yazılmış bir şey gibi duruyor mu? Hayır. O zaman siz buna şiir diyemezsiniz. Daha doğrusu lirik şiir diyemezsiniz arkadaşlar. Bakın bu düz yazı gibi yazılan bir eser arkadaşlar, değil mi? Şiirin düz yazıya yaklaştırılmış hali. Nereye gideceğiz? Mensur şiire gideceğiz o zaman. Gayet güzel. Devam edelim.
Mensur şiir demişken tabii ki Mehmet Akif Ersoy karşımıza çıktı. Mehmet Akif Ersoy'un mensur şiirleri arasında gösterilemez demiş arkadaşlar. Şimdi biliyor olmak lazım soruyu cevaplandırabilmek için arkadaşlar. İşte Seyfi Baba, Küfe, Meyhane, Koca Karı ile Ömer, Gölgeler bunların türlerini biliyor olmak lazım arkadaşlar. Şimdi Gölgeler'e gelin bakalım. Arkadaşlar Gölgeler, Mehmet Akif Ersoy'un Gölgeler adlı şiiri Safahat'ın son bölümüdür arkadaşlar. Safahat adlı ki Safahat'ı hatırlayalım hemen. Mehmet Akif Ersoy'un tüm şiirlerini topladı. Sadece İstiklal Marşı hariç. Tüm şiirlerini bir araya getirdiği toplu şiirlerinin adıdır arkadaşlar. İşte Asım, Gölgeler, Fatih Kürsüsü gibi gibi bölümleri vardı. Yeri geldiğinde gene konuşacağız bunları. Gölgeler Safahat'ın içerisinde ve bunu mensur şiir alanında değildir arkadaşlar. Normal şiirlerdir. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki yani genel harpten sonraki yıkımları anlatır ve çok çalışmamız gerektiğini bize öğütler Gölgeler adlı şiirlerinde Mehmet Akif Ersoy ve bunlar normal şiirdir arkadaşlar. Mensur şiire girmez ama Seyfi Baba, Koca Karı ile Ömer, Küfe ve Meyhane mensur şiirdir tür olarak. 10. Türk Edebiyatındaki ilk mensur şiir örneği ve şairi bir arada verilmiştir. Mehmet Rauf Siyahinciler, güzel, doğrudur arkadaşlar. Az önce yukarıda bir Hicran-ı Emel okumuştuk ya arkadaşlar, bir önceki, iki önceki soruda. Hicran-ı Emel işte Mehmet Rauf'un Siyah İncilerin içerisinde olan bir eser. Mensur eserdir, doğrudur ama ilk değildir. Halit Ziya Uşaklıgil'in mensur şiirleri doğrudur. Adı üstünde mensur şiirdir ama yine ilk değildir arkadaşlar. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Erenlerin Bağında güzel bir mensur şiir örneğidir ama yine ilk değildir. Fakat Halit Ziya Uşaklıgil'in Mezardan Sesleri, yani yazılı sıralaması olarak baktığınız zaman arkadaşlar Halit Ziya Uşaklıgil Mezardan Sesleri mensur şiirlerden önce yazmıştır. Bu nedenle Türk Edebiyatı'nda ilk mensur şiir örneği Halit Ziya'nın kaleme aldığı Mezardan Sesler'dir. Ki Türk Edebiyatı'nda mensur şiir tabirini yerleştiren, oturtan adam da Halit Ziya Uşaklıgil'dir arkadaşlar. Bunu da unutmamakta fayda var. Pekala. 11 ve 12. soruları parçaya göre cevaplandırınız demiş. Bakalım. Burada bir şiir örneği var arkadaşlar. Mahalle kahvesi. Sait Faik'in hikayesine gitmesin akıl. Bu mahalle kahvesi başka bir mahalle kahvesi arkadaşlar. Okuyalım. Mahalle kahvesi hala niçin kapanmamalı? Kapansın el verir bu perde pek kanlı. Hayır, bu yerde bu şarkın bakılmayan yarası. Bu çehresindeki lefsiyle yurda yüz karası. Mahalle kahvesi şarkın harami katlidir. Tamam. O eski batakhaneler mukabildir. Gibi gibi devam ediyor arkadaşlar. Bakın diyaloglar falan da var içerisinde. Yapı az çok kendisini belli etti aslında. Şiirin biçim, içerik ve anlatım özellikleri dikkate alındığında şiirin türü ve şairi aşağıdakilerden hangisidir demişiz. Şimdi arkadaşlar şiirin şöyle bir dış yapısına, kurgusuna baktığımız zaman böyle ezgili bir şeyler vardı değil mi? Tekrar bakın şöyle bir bakalım. Niçin kapanmamalı? Pek kanlı. Bakılmayan yarası yüz karası. İşte katilidir, mukabilidir, gömülür, ölür, ecdadın, evladın. Böyle bir kafiye falan var değil mi? Ne demiştik? Biraz geride arkadaşlar bir soru çözmüştük. Mensur şiirler düz yazı gibi yazılan şiirlerdir. Fakat burada bir ezgi var arkadaşlar değil mi? O zaman ben Adana ve Bursa'yı eleyim. Bu bir tiyatro metninin de bir parçası değil arkadaşlar. Dramatik şiiri de eliyorum. Elimde ne kaldı? Manzume. Tabii ki manzume olacak. Niye? Çünkü bakın redif kafiye kullanmışız. Manzumeler de kullanıyorduk. Bakın biri daha önceki sorulardan bir tanesinde teyit etmiş oldu aslında. Şimdi şairi de nereden bileceksiniz arkadaşlar? Mahalle kahvesini Mehmet Akif Ersoy'un yazdığını bilmekle yükümlüsünüz. Yani direkt bilgi aslında baktığınızda Yahya Kemal'in değil Mahalle kahvesi. Pekala. Evet, 12. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bu şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir denmiş. Redif şiiri okuduk zaten. Redif ve kafiye kullanılmamıştır. Hayır, kullandık. Bunu daha demin de söyledik. Sözcükler genellikle gerçek anlamının dışında kullanılmıştır. Arkadaşlar sözcükler gerçek anlamının dışında kullanılmamış. Genellikle gerçek anlamında kullanılmış değil mi? Düz yazı biçiminde dönüştürüldüğünde anlam kaybına uğrar. Zaten düz yazı gibi kurgulanmış arkadaşlar. Düz yazıya çevirdiğinizde herhangi bir anlam kaybına uğramayacak. Yani yan yana yazsanız da gene aynı anlama
çıkacak arkadaşlar. Anlam kaybı söz konusu olamaz. Dizeler halinde yazılmamıştır diyor. Bakın hangisine ulaşılabilir diyor. Dizeler halinde yazılmamıştır demişiz arkadaşlar. Şöyle baktığınızda şiir düz yazı formunda sevgili gençler. Hangisine ulaşılabilir demişiz? Toplumsal bir konu işlenmiştir. Bir mahalle kahvesinin kapatılıp kapatılmamasıyla ilgili bir konu. Yani halkı aslında ilgilendiren bir konu baktığınız zaman. Tabii ki toplumsal bir konu işlenmiştir diyeceğiz. Buna ulaşabiliriz. Arkadaşlar dizeler halinde de kullanılması zaten mısra mısra yazılmış arkadaşlar şiir. Peki sevgili gençler. Şiir türleriyle ilgili testimiz burada sona eriyor. Devam eden testlerde söz sanatlarını çözeceğiz arkadaşlar. Söz sanatlarıyla ilgili testleri tamamlayacağız. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Çok çalışın arkadaşlar. Görüşmek üzere.